Şimdi Küçekmece Gölü biliyorsunuz aslında Küçekmece ile Küçekmece ilçesiyle Avcılar arasında bir sulak alan, önemli bir sulak alan, B sınıfı sulak alan ve çok dikkat etmemiz gereken, korumamız gereken bir alan. Kuşların göç yolu üzerinde olan bir yer. Maalesef 30-40 yıldan beri düzenli aralıklarla burada balık ölümleri oluyor. Zaman zaman kuş ölümleri oluyor. Çünkü su 4. sınıf su kalitesinde. Yıllarca hep söylüyoruz atık deposu olarak kullanılmış orası aslında. Yani birçok boru maalesef yıllarla oraya uzatılmış. Uzatıldığı için de suyu kirletmişiz. Sadece bakın bizim yaptığımız bir araştırmaya göre su bilimleri fakültesi olarak dışarıdan hiç su atık gelmese bile dipteki atıklar 30 yıl o Küçekmece Gölü'nü besleyecek, kirletecek karakterde bir şu anda dipte atık var. Ne yapmak lazım, ne etmek lazım orası için? Bir restorasyon çalışması yapılması lazım. Derhal, bir an önce. Çünkü siz şehrin ortasında bir atık su alanı bomba bulunduramazsınız. Ben şehrin ortasında bomba diyorum ona. Çünkü çok kötü durumda. Dördüncüsü yani arabanızı yıkayamazsınız, bahçenizde kullanamazsınız, yüzemezsiniz, balıkçılık yapamazsınız, hiçbir şey yapamazsınız. Çok kötü bir su karakterinde. Kurtarılamaz mı? Kurtarılır. Restorasyon çalışmasıyla dünyada bunun onlarca yüzlerce örneği var. Bu çalışma yapılması lazım. Çevre Bakanlığı'yla, belediyeyle bunun derhal dediğim gibi bir an önce karar verip bu sulak alanın şehre kazandırılması lazım. Gerçekten İstanbul'a yakışmıyor. Gerçekten ülkemize yakışmıyor. 4. sınıf su kalitesindeki bir suyu şehrin ortasında tutamazsınız. Tutmamalısınız zaten. Demek ki burada bir hata yapılıyor. Yani bu dediğim gibi 30-40 yıldır, bakın 1930'da 40'lar arasında havzada sadece 700-800 bin insan varmış. Şu anda 1,5 milyon insan yaşıyor. 1,5 milyon insanın baskısı var o Küçekmece Gölü'ne. Buna gerçekten hakkımız yok. Bir an önce dediğim gibi madem o şehirleşmeyi durduramamışız, bu baskıyı durduramamışız, o zaman restorasyon çalışmasına gidip derhal dediğim gibi orayı su kalitesini düzeltmek mümkün, yapılabilir. Bunun dünyaca örnekleri var. Bunu yapmak bir an önce gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu kuşların üremesi açısından, gelişmesi açısından bazen de kuş göç yolu üzerinde biliyorsunuz Kuzey Arktik'ten gelen kuşlar ülkemizden geçerek Afrika'ya giderler. Buraya uğruyorlar. Siz orayı kirletmişsiniz. Beslenmesi için bir alan bırakmamışsınız. Üremesi için bir yer bırakmamışsınız. Oldukça önemli bir yer ama biz bunu ne yazık ki dediğim gibi Nakkaşdere'yi de, Firuzköy'ü de bir de biliyorsunuz oraya yıllarca akan bir Sazdere'miz vardı. Sazdere üzerinde baraj yapınca tatlı su kaynağı da kesilince maalesef dereler artık atık akmaya başladı. Yıllardan beri orada bir çalışmalar yapılıyor. Arıtma tesisi de yapıldı. Emek de veriliyor biliyorum ama biraz daha emeğin artırılması lazım. Aksi takdirde yani şehrin ortasındaki bu su kütlesi sağlık açısından insanlara gerçekten tehlikesi açıyor. Zaman zaman siyanobakteri artışları oluyor. Bunlar zaman zaman dediğim gibi insan sağlığını da etkileyebilirler. Derhal önlem almak lazım. Vallahi orada dip çamuru çok şu anda sıkıntılı. Dip çamurunda büyük bir azot, fosfor, karbon kaynağı dipte yatıyor. Bunların oradan alınması lazım. Çünkü suyu besliyor. Suyu besledikçe fitoplankton artışları oluyor. Oksijeni tüketiyor. Dolayısıyla bu eğer çamuru bir oradan uzaklaştırırsak ve oraya taze su kaynağını gerçekten dereler dere gibi akarsa, akmaya biraz başlarsa Küçekmece Gölü'nü biz gerçekten kurtarabiliriz. Atıklar yıllardan beri oraya verildi. Yıllardan beri. Boru dediğim atıklar, atık boruları. Yıllardan beri etraftaki fabrika atıklar, endüstriyel atıklar, evsel atıklar 30-40-50 yıldan beri göle verildi. Bu borudan gelen atık sular da ne yazık ki Küçekmece Gölü'nü kirletti. Bunu artık biraz dediğim gibi epey bir çalışmalar yapıldı biliyorum. Yolda alındı ama biraz daha devam etmek lazım diye düşünüyorum.